Sevgili arkadaşlar, bugün ilk defa kanalımızda oyun oynamayacağız. Bir tane konu var, ondan bahsedeceğim. Uzun zamandır süre gelen bir karın ağrısı var ve son dönemde çok fazla duyduğunuz bir olay var. Aslında olaylar var, onlardan bahsedeceğim. Hemen yayının başına söyleyeyim, ben yayını kısa tutacağım. Anlatacağımı anlatıp olayı noktalayacağım, kapatacağım arkadaşlar. Hani şu an bakıyorum 14-15 bin kişi olmuşu. Normalde bu kadar hızlı yükselmesi bir anormalidir. Beni seven ya da sevmeyen insanlar geldi belli ki, kalabalık olduk ama bunu prime çevirmeyeceğim. Asla yapmadım böyle bir şey. Twitch üzerinde hiç kimseye laf atmadım şimdiye kadar. Kötüsün, kakasın, boksun demedim. Demeyeceğim. Bugün de demeyeceğim. Bazı Diren olaylar var. Diren ayrı. Diren ayrı da. Siz bana herhalde köstek olmaya geldiniz bugün buraya. Kameradan uzaklaşıyorum. Laf yedim de kameradan uzaklaşıyorum. Hala laf atıyorsun. Yapma. Ama çok uzak değilsin yani. Neyse. Bölmeyeyim. Tamam, adam bölmeyeyim. Biz siktiniz konuşmamayı. Tamam hadi kanal senin. Hadi izin ver. Hadi kanal var. Kanalını yap. Anlatsın bana. Arkadaşlar şimdi vaziyet şu. Bunu da hani açıklama isteyen insanlar var. O yüzden açtım aslında bu yayını. Normalde planım işte bugün oyun oynamaktı. Ama oynamayacağım dedim ki kapatacağım. Hikaye şu arkadaşlar. Son dönemde çok fazla duyduğunuz bir dava olayı var. Ondan bahsedeceğim. Nerede çalışıyorum? Neler yapıyorum? İşte ben mi dava ettim birilerini? İşte mahkemede çok zor durumdalar mı şu anda? Onlara değineceğim. Söyleyeceğim birkaç şey var. Atıp tutma değil, açıklama üzerine bu yayını açtım ben. Son günlerde duyduğunuz bir olay var işte. Ben davalık oldum. Çok kötü durumdayım. Twitch yapamayacağım artık. Yayınları bırakıyorum diye. Şimdi ondan sonra beni dava etmişler. İşte öleyim diye falan diye ben hedef gösteriliyorum insanlara. O yüzden işte küfredenler oldu, tehdit edenler oldu falan ve problem değil onlar. Şimdi ben size hikayenin aslında çok objektif, şeffaf bir şekilde anlatayım. Çok komik ya. Şimdi ben senelerce Netmarble'da çalıştım. Size sürekli yayınlarında zaten bahsediyordum. Oyun sektörüne girmek isteyen arkadaş varsa işte yardımcı olalım, iş bulalım. Olduklarımız da var yapalım. Zaten. Olduğumuz çok fazla referans var bu arada. Ben bunları yayınlarda böyle hani anlatıp prim yap. Öyle bir yapım yok yani benim. Çok ayıp bence böyle şeyler. O yüzden söylerken bile geriliyorum aslında şu anda. Ama bu yayın biraz ama hani bu söylenecek yayın sanırım. Biraz yani. Hani söyleyeyim. Bilinsin beni de işte kötü köpek bilmem ne olarak bilmesin insanlar diye. Çünkü sürekli aslında 4 senedir falan bizim üzerimize oynanıyor. Bazı izleyiciler biliyordur hikayeyi. Bazıları da bilmiyordur, hiç duymamıştır. Aslında temel amaç bunların yapılmasındaki o insanları hiç tanımayan kişilerin tanıması. Twitch pastasından da bahsedeceğim bugün size. Öncelikle şu dava açıldı, sürünüyorum olayından bahsedelim. Hoş geldin. Arkadaşlar yayın yapıyorsanız insanlar çok izlendiğiniz için ya da bir şekilde size işte saygı duyuyor, sizi figür olarak görebiliyorlar. Ama tabii ki bu her söylediğinizin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ağzınızdan her çıkan şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ama insanları işte bir şekilde manipüle edebiliyorsunuz, başka yerlere yönlendirebiliyorsunuz. Bizim Twitch de pek küçük. Yani dünyadaki gibi değil. Çok az adam var içinde. Herkes pastayı bölüşmeye çalışıyor işte. Birkaç dilim almaya çalışıyor çünkü. İçinde para var, işte mutluluk var, tanınırlık var, bilinirlik var. Var oğlu var, bir ton sokaktaki saygı var. Sokakta gördüğünüz saygı. Bir ton şey var, haliyle herkes tatlı bir rekabetin içerisinde. Benim 4 yıldır üzerime oynuyorlar, aralıksız bir şekilde. Twitch yapıyorum, YouTube yapıyorum ben, içerik üretmeye çalışıyorum sizin için. Bunu yaparken çok eğleniyorum, hep söylerim. Hayatımdaki, hayalimdeki işi yapıyorum, yani mutlu olduğum işi diye. Ama sürekli bir işte hani o kaka, bok, işte küsür, bilmem ne, bir eleştiri hali var. Tabii neredeyse bütün yayıncılarla dostum ben işte. Necosundan Pandasına kadar, hani Teta Betasından Cahit'ine kadar, Yasuo'suna kadar. Belli bir güruh yapıyor bunu sürekli. Bunu da anlayabiliyorum. Bu bir iş stratejisi arkadaşlar. Yani işte Pepsi ile Coca-Cola da kapışıyor. Belli başlı stratejileri var. Mesela Marlboro mıydı o ilk? Güzel bir reklam vardı. Yere boş sigara paketi atıyor Marlboro. Evet, evet. Çok böyle agresif reklam yöntemleri var. Twitch'te de bazıları sadece yolunda gidiyor arkadaşlar. Ben
açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben prim yapmadım. İşte Evrim'le, Diren'le, Alp'le biz Counter oynadık arkadaşlar. Çok Counter oynadık. Kanal bu hale geldi, büyüdü. İşte 3000'di, 4000 oldu, 5000 oldu. Ramazan yayınları oldu. Bir daha Ramazan yayınları oldu. Sonra 10.000 izlenmeye başladı. Şeyde Counter'de Dust2 oynadık da birileri yine pardon, orada... Counter değil, biz Dust2 oynadık. Hayda. O kadar çok oynadık ki ben Nova'dan sürmeye kadar çıktım. Bu arada kesinlikle küfür yok abi. Yani 2 yıllık abone bile olsa onları banlayın. Hiçbir şahısa benim yayınımda, benim chatimde küfür edemezsiniz. Yani gördüm şimdi çünkü. Kimseye küfür etmeyin arkadaşlar. Söylesene modlar banlasınlar. Alp sen bir şey yap abi. Okey okey, bakıyorum chat'e. Küfür abi kesinlikle yok. Ne olursa olsun yok. Ya ben biliyorsunuz beni. Kimsenin ağzını adımı almadım ben şimdiye kadar. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış diye. Sadece dostlara övgüler yağdırdım ben işte. Neco adamdır, izleyin. Panda single player oynayacaksanız efsane adam falan filan gibi. Yıllar boyu hep bunlar çıktı benim ağzımdan. Ama bir de olayın başka bir boyutu var. Hani işte herkes ne bileyim o kötü, bu kötü, şu kaka. İşte hani özürler YouTube yapmasın bence. İstanbul'da yaşayanlar salaktır, işte Türkler aptaldır, ben Twitch'in hani peygamberim gibi laflar eden bir grup var bir de. Bu da olabilir bak söylüyorum, bu da bir iş stratejisi. Ama benim üzerime 4 yılda sürekli oynuyorlar artık. Benim değil bizim oldu işte. Direncan'ın, Evrim'in, Alp'in kanalları var. Onlara da gidip mesela küfürlü donate'ler atılıyor işte, tehditler ediliyor. Yani yayının tadını kaçırmaya çalışıyorlar kısacası. Bak bu da olabilir, buraya kadar da okeyim. Şimdi eleştiriyle hakaret arasında bir tane çizgi vardır. Görünmez bir çizgi vardır arkadaşlar. Bazen insanlar bunu anlayamaz ve o çizgiyi delip geçerler. Yukarıya çıkarlar. Yani eleştirebilirsiniz. Ben de sevmiyorum. Wolf Team CS:GO daha güzel bir oyun bence Wolf Team'e göre. Bakın ben o şirkette çalıştım zamanında. Diyorum ki açık yüreklilikle size. Tabii beraber neredeyse Evrim'le bir sene. Beraber bir sene çalıştık biz orada. Yani her şeyini... Hemen her departmanda çalıştık. Orada ekmek yiyen bilmem kaç yüz tane adamla yani, beraber yani aşağıda sigara da içtik, şey de yaptık yani. Yani çoğu aile babası. Şimdi bugün anlattığım şeyleri çok büyük bir kısım anlamayacak. %70-80 falan anlamayacak chat'in. Çünkü işte oyun sektöründe çalışmış olmak ya da bir şirkette çalışmış olmak gerekiyor. Bunları anlayabilmek için. Şirketler vardır, içinde insanlar vardır. Bunlar ekmek kazanır. Bizim gibi bu kanal benim ekmek kapım. Sen iyi bir anlatıcısın ama herkes anlayacak bence ya. İnşallah benim derdim o arkadaşlar. Yani işte benim orada 100 tane dostum var. İşte beraber muhabbet ettiğim, dertlerimizi paylaştığımız, yeri gelince beraber aynı evde kaldığımız, uyuduğumuz bir ton arkadaşım var. Bu adamlar o şirketten ekmek yiyor. Şimdi bir şeyler eleştirebilirsiniz. Ben de mesela ne bileyim bu bardak kötü diyebilirim. Diyemezsin, onu ben beğendim. Ama işte hani bu bardağı yapan adam acılar içinde ölsün. Gebersin. Bu bardak yok olsun. Keşke piyasaya çıkmasaydı bu bardak. O zaman bardak işte biraz daha hakarete doğru gidiyor. Şimdi başka bir tane... Birazcık cringe olmuş bardak. Bir tane olay var. Berkant, hoş geldin. Bu arada bu konuyla ilgili YouTuber ve yayıncı arkadaşlarımla da görüştüm ben. Ve yani konuştuğum herkes arkamda olduğunu, çok desteklediğini beni bu konuda söyledi. Çünkü Twitch'te bir düzen var. Böyle Pac-Man gibi bık 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 bazı kanalları yiye yiye büyüyen kanallar var. Tamam, onlara laf atıp işte mesela bak Oğuz Şaşı, Enes Batur, Oksi, Meli Uçar, Zeon Yasuo, Porçay, Selam Tekçöz, Kafalar, Anakin, Anime Türkiye, Havada Uçan Kuş, Zula Wolf Team bilmem ne, ben böyle şu kadar sayarım size, canınız sıkılır yani dinlerken. Sürekli bir şeyleri aşağılayan bir yapı var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Belki hoşunuza gidiyordur, belki gitmiyordur. Ben bir şeyleri aşağılamıyorum, yapıcı taraftayım. Beni de hiç sevmek zorunda değilsiniz, nefret de ediyor olabilirsiniz yani. Çok açık yüreklilikle söylüyorum, insan insanı sevmek zorunda değil. Tipimi beğenmezsin, nefret edersin. Ne bileyim, yayında kanserenin sesini beğenmeyip yayını izlemeyenler var mesela. Boyun kısa belki o yüzden. Boyum kısa mesela, 1.30. Bunu beğenmeyenler olabilir. Bugün bolca yazmışlar çünkü. Benim şimdi, boyum uzun, beni sevsinler. 1.90 amına koyayım. Hikaye şu arkadaşlar. Benim sizden tek ricam var, gözlerinizi açmak. Gözlerinizi açın, beyninizi açın, iyi dinleyin beni. Ben Netmarble'da şirket danışmanıydım. Yani sosyal medyada nerede ne olaylar oluyor, işte bir oyun mu geliyor, nasıl bir oyun tutar mı tutmaz mı? Bunlarla ilgili zaten çok uzun zaman anlattım ben size. İşte mobil oyun çıkınca yüzde kaçı tutar, yüzde kaçı patlar bilmem ne. Çok uzun hikaye anlatmayacağım.
Şimdi orada benim görevim şu. Mesela bir tane oyun var, örnek veriyorum. X oyunumuz olsun. Bu oyun için bir tane işte hile yazılmış olsun. Yazılımla hile yazılmış olsun. Hile oyuna zarar veriyor. Oyunun oyuncu sayısını düşürüyor. İşte orada ekmek yiyen insanların gelirlerini bile etkiliyor. Bazen şirketler küçülmeye gidiyor. Yakınlarda daha... zaten hileyle alakalı bir haber çıktı, hatırlıyorsun. Evet, bir gün önce duydum ben. Çok büyük bir şirket küçülmeye gitmiş mesela. Birçok insanı çıkartmışlar işten. Arkadaşım da onlarda. İşler kötü gidince şirketler küçülür. O yıllardır o masa başında çalışan adamlar da ekmeklerini yiyemez arkadaşlar. Bu herkesin anlayamayacağını söylediğim kısım buydu işte. Çünkü bir şirkette çalışmış olmak gerekiyor. Benden daha zor onların işleri. Onlar ofise gidiyorlar. Ayaktalar. Sürekli çalışıyorlar. Bir şeylere kafa patlatıyorlar. Benim görevim. Bir de sonucuna dondurma almak için değil yani. Çocuklarına bakıyorlar, eşlerine bakıyorlar. Tabii çok falan. Garip hikayeler var. Dramaya dökmeyeceğim işi. Dökme dökme. Benim görevim de korumak. Birçok şirkette danışmanlık yaptım ben. Hani akıl verdim. Şöyle yapalım, böyle yapalım dedim. Oyunlara zarar veren hile çıktığında, abi burada bir hile var bak. Bu hileyi kapatın, yazılımcılara söyleyin. Bu adam da hile paylaşmış. Bu paylaşmasın. Hani bunu da uyarın dedim. Şimdi zamanında bir şirket düşünün. Çalışanlarına alenen böyle mafya deniyor. Mafya. Şimdi benim Twitch'imde, YouTube'umda 400'er bin tane insan var. Beni takip eden insanlar var. Bu bir güç. Ben bunu bu şekilde kullanamam. Kimsenin üzerine negatif bir şey salamam. İşte şirkete hakaret edemem. Ama. Eleştiri tabii ki yani. WoW Team kötü oyun diyebilirim. Ama işte hani anasını sikeyim ölsünler falan diyemem. O zaman çizgiyi aşmış oluyorsunuz işte. WoW Team'e laflar söylendi. Ben hani WoW Team manyağı, kurt manyağı bir adam değilim. WoW Team'e laflar söylendi. Benim görevim bunları iletmek. Önce şahıslarla konuşmak. Hani bunu abi zarar veriyor bak, hakaret etmeyin, yapmayın demek. Hiçbir şey değişmiyorsa da orada topluluk yöneticileri olur şirkette. Hani GM'in bir tık üstü. Oraya iletmek. Ben o klipleri ilettim arkadaşlar. Bundan hiçbir çekincem yok. Zerre kadar çekincem yok. Ama klipleri iletme sebebim işte insanlar davalık olsun, ölsün, gebersin değil. Abi bunu iletiyorum size, hani ben konuşuyorum olmuyor. Siz konuşun. Belki kaldırırlar. Sizin işinize hoş geldin Cahit'cim. Hoş geldin. Abone olmayın dedikçe oluyorlar ya. Bunu hiç sevmiyorum ben. Şu an 25 bin kişi falan olduk mesela. Normalde bu kadar izleyicim yok benim. Hakikaten rahatsız oluyorum ben buna. Tak diye kapatacağım konuşup yayına. Şimdi ben bunu ilettim abi konuşun falan diye. Daha önce de çok defa konuşuldu bu insanlarla. Yani bu WoW Team özelinde olan bir şey değil. İşte bunun zulası var. Bir ton oyunu var. Ve yani Türkiye'de olan bir şey. Hani şuna benzetiyorum ben bunu mesela. Bakalım kimler katılıyor bana, çok merak ediyorum. İşte bir tane maddi durumu iyi olmayan bir adam var. Bir tane adam geliyor, yardım ediyor ona. Adam mutlu oluyor. İşte bazıları diyor ki, oh be diyor, ne güzel diyor. Bazıları da diyor ki, Türkiye'de yapılsa bu diyor. İşte fakir olan adam zengini bıçaklar, anasını siker diyor. Bizim ülkeyi yeriyor. Aşağılıyor bizim ülkeyi. Ben desteklenmesi taraftarıyım. Bizim ülkede bir şeyler için uğraşılıyorsa. O yüzden negatif konuşmadım hiçbir şirket hakkında şimdiye kadar. Negatif konuşmadım. Şu kaka, bu bok demedim. En fazla sevdiğim, söylediğim hani oyun çok benim oynadığım bir oyun değildir demişimdir. Şimdi oyunu aşağılayıp bu hale getirince şirketten bir tane mail gidiyor. Bakın kandırılmayın, gözünüzü açın dediğim nokta bu. İşte davalık oldum, çok zor durumdayım. Yayın hayatım bitecek gibi bir hikaye yok. Ortada dava yok. Dava mava yok ortada. Bir tane mail var. Bu postu diyor kaldırabilir misin? Bizim ürünümüze zarar verir diyor. Her oyun bir üründür şirketlerde. X oyunu ne? Bir oyun sallasana Evrim. Shards of War. Shards of War mesela. Shards of War bir oyundu, çıktı zamanında. Topluluk yöneticisi bendim bu arada beyler. Evrim yaptı mesela onun topluluk yöneticiliğini. Tanıtımlarını o yaptı. Hani bazen kızıyorsunuz ya işte. Allah belanı versin YouTuber, işte kötü oyun oynuyorsun, parayla satın alınmış köpeksin falan diye. Birçok yayıncı ama orada YouTuber işini yapıyor, para kazanıyor. YouTuber orada aslında işini yapıyor. Yani onu anlamak lazım. Çünkü YouTuber da çok para fazla emek sarf zorunda. Ediyor. Bazı günler biz yani 18 saat, 20 saat çalışıyoruz. Ne içerik yapsak diye, hangi haritayı oynasak diye. Yeni yeni içerikleri değiştirmeye başladık biliyorsunuz. Hani Age of'tan tut Worms'e kadar değişik değişik oynuyoruz. Ama çok iyi değiliz, o yüzden hep Dust 2. Tabii, evet çok Counter beceremediğim için ben sadece Dust 2 oynuyorum.
Bir de arkadaş. Bir de biraz salak sanırım. Başka harita olduğunu mu bilmiyoruz artık. Neyse. Var var. Şu Mirage varmış. Mirage. Mirage. O ne yeni oyun mu? Mirage. Mirage şey değil miydi ya? Knight'ta bir tane dagger. Neyse. Yani kimse ölsün gebersin diye art niyetli bir hareket. Şimdiye kadar benim hayat desturuma zaten uymuyor. O. İnsancıl bir insanım. Ben insanları severim. Bana kötülük yapan da oluyor. Küfreden de oluyor. Bizim yayıncılığın gereği zaten onu kaldırabilmek. Velhasıl kelam bir tane mail gidiyor. Mail. Kapıya adamlar vurmuyor. Mahkemeden çağırmıyorlar. Çünkü ihtar diye bir şey var. İnsanları ihtar edersin 10 kere. Abi bunu yapma. Bunu yapma. Bunu yapma. Böyle yapmamalısın. Böyle yaparsan hani işlem yapılabilir hakkında diye. Ve mail gelince bir anda davalık olunuyor, işte mahkemelerde sürünülüyor falan haline geliyor. Yani bu manipülasyonu diyorum ki ben, yemeyin bakın, beni sevmeyin, nefret edin benden. Ama ne olur bunu yemeyin. Yani bunu yememeniz lazım sizin. Yani kendi iradenizle, kendi filtrenizden geçirip olayları, acaba böyle midir diye bir düşünmeniz lazım. Çünkü dava falan yok ortada arkadaşlar, yok. Varsa ben Twitch'i bırakayım bugün. Bana bir tane dava takip numarası versinler, hep beraber açalım bakalım şimdi. Var mı dava, yok mu size? Çünkü var dendi, Twitch'i bırakıyorum dendi ama dava falan yok ortada. Dosya takip numarası gelsin, hemen ben açayım buradan, takip edeyim bakalım var mıymış. Kaç bin lira para cezasına çarptırılmışlar. O iş öyle yürümüyor. Dostum bunu yapma diyorlar. Hani bizim ürünümüze niye zarar veriyorsun? Bizim sana hiçbir zararımız yok diyor şirket. Wolf Team'i savunmuyorum, Wolf Team umurumda değil. Zamanında çalıştığım şirket ve görevim olan şey, bunlar yapılıyor. Benim iletmek görevim. Örnek veriyorum işte ne var mesela? X oyunu olsun. Bir tane hile çıksın. Oyundaki herkesin tadı kaçsın. Ben diyorum ki abi burada hile var. Bu hileyi yazılımcılara söyle kapat. Bu adam da bu hileyi paylaşmasın. Oyun şirketleri bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Biz daha önce bunu yaptık bu arada. Ama evet. Olay bu kadar büyümedi. Çünkü bu kadar büyütülmesi gereken bir olay değil yani. Ya mesela ben size isim vermeden bir örnek vereyim. Hileyi paylaşan kişi buldum ben. Ya dostum dedim. Yani yapma. İnsanlar emekleri var. İşte oyuna para ödeyen var. Sen hileyle emeklerini yok ediyorsun bu insanların. Hani bu zor durumda kalabilirsin bu yüzden dedim. Sen paylaşımları sil dedim. Adamın iyiliği için adamla saatlerce konuştum. Telefonda konuştum. Abi haklısın dedi. Adam sildi. Yani olayları bu hale getirmemek lazım. Bizim Twitch Türkiye hakikaten kötü durumda. Bak kendi yolunda ilerleyen adamlar var kimseye sarmadan. Panda gibi. Neco gibi. Bunlar normal seyirde gidiyor böyle. Çok emek verenler var. İzleniyorlar onlar. Bir anda parlayanlar var. Bir anda parlayanların kafasına böyle bir tane güç tak diye vuruyor. Sen bir düş aşağı diyor. Sen bir öl geber diyor. Onlar bana gelsin diyor. Bunu kendi ağzıyla söylüyor. Bir gün herkes bana gelir diyor. En iyisi benim. Peygamberiyim Twitch'im ben diyor. Bu yanlış bir şey bence. Ben bu görüşlerimi bile hiç dile getirmedim şimdiye kadar. Yani herkesin bir gözünü açıp düşünmesini istiyorum. 4 yıl boyunca bana herhalde 2 günde bir, 3 günde bir falan değil mi? Ne abi? Sallamalar. Habire bir şeyler sallandı. Tabii canım. Yani bir hafta tatile çıktık. Gittik. Ya bakın. Böyle kulaklarımız titredi yani. Bazı şeyler çok manidar tamam mı? Yani hiçbir şey yok ortada. Fol yok, yumurta yok. Köpek gibi çalıştık bir sene. Ve ben dedim hani kitlemden nasıl ayrı kalacağım? Yayın yapamayacağım. Kötü olacak. Onları düşüne düşüne ama hak ettiğimizi düşündüğüm için bir tatile gittik biz. İşte video falan çektik biliyorsunuz. Tatile gider gitmez birinci günden başladı yedinci güne kadar. Anlası şöyleymiş, böyleymiş. İşte Half-Life'da şunu yenmişler. Öyle bir muhabbet baktım. Ondan sonra neler vardı başka? İşte Dust 2 oynuyormuş sürekli. Falan. Ondan sonra o kadar çok var ki. Ne var başka ya? Bizim bu Dust 2'yi çözmemiz lazım. Ben onu değiştireceğim. Map Changer buldum. Mirage oynayabiliyor muyuz biz? Mirage Alpi'yi oynuyor. Ben beceremediğim için. Merhaba. Benim mesela kanalımda şey yeni çıktı Mirage. Bir oyun var abi. Sadece Dust 2'yi indirdim. Aman diyeyim, chatte bu arada tekrar hatırlatıyorum modları da abi, küfür kime olursa olsun banlayın, perma banlayın abi, gelmesin o kanala. Bilmem kaç aylık abone de olsa ben ya kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben. İnsanlarla bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Evet, bu yayını da çok uzatmayalım yani, acaba. Bu yayın da kapatılacak şimdi. Hiçbir zaman işte yüce, süper, yenilgisiz, müthiş bir adamım demedim ben. Hakikaten açıp ben Dust 2 oynadım arkadaşlar bu zamana kadar. Counter'ı sevdiğinizi düşündüm. Ben çok keyif alıyorum çünkü oynarken. Ben Türkiye'deki 100 kişiden 99.5'u da senin Half-Life'i oynadığını söyler bence. Yani önemli bir şey değil abi benim için. Normal bisiklete binmek gibi bir şey, anladın mı? Nasıl? Şunu bu şey olayı var abi. Yok hadi. Şunu egoist bu. Ölsün. Cehenneme atın. Ölsün. Diyeceğimi unuttum ya. Ha mesela
Bugün gene postlar atılmış. Demişler ki benim izleyicilerime almost bot atıyor. Bot atıp izleyicilerle sizi kandırıyor. Aslında çok izlenmiyor. 1K izleniyor ama 10K gözüküyor. Ya 1K izleniyor ama 2K abone var. Ben onun yalan olduğunu şeyden kanıtlarım abi. Biz çünkü bakkala giderken bile insanlara fotoğraf çektiriyoruz. Onlar bot değil abi. Gerçek insan yani. Orada bir başlıyor. Yani o her yayıncıya oluyordur. Çok mutluyum ben de o durumdan. Gerçek hayatta görüştüğümüz, çok vakit geçirdiğimiz insanlar da bu chatte. Tabii ben canım, hiç tanımayan adamlar da bu chatte. Çok ya bizim. İşte manipüle edilmiş. Hani ölsün bu köpek diye gelen adamlar da gene bu chatte. Ben beni izleyin diye böyle kıçımı yırtmıyorum. Size bir şey izah etmeye çalışıyorum sadece. Çünkü şeye bakacaksınız. Şimdi bugün bir şeyler anlatmaya çalıştım ben size. Hani bu anlattıklarımdan ne kadar sonuç çıkartırsanız çıkartın. Sonraki olaylara bakın arkadaşlar. Sonraki olaylara bakın. Mesela Twitch'te kim yükseliyor? En son ne olmuştu? Hazreti Yasuo. Kafasına vuralım. Sevgilisiyle şöyle olaylar olmuş. Babasıyla böyle olaylar olmuş. Adamı zor durumda bırakalım. Ona laf çakalım ki hani size de gelsin biraz kitle. Abone gelsin. Donate gelsin. Biraz daha izleyici gelsin. Çünkü en çok benim izlenmem lazım. Olayına geliyor. Bakın bunu hepiniz gözlemliyorsunuz. Beni seven sevmeyen herkes gözlemliyor bunu. Ya bu oyuna gelmeyin. Benim sizden tek isteğim bu. Zaten sonraki yani bu olay bittikten sonra bu olay biter çünkü anladın mı? Bu olaylar olur, gelir, geçer, biter, gider. Ama siz bir kadrajı genişletin şöyle. Genel bir gözlemleyin bakalım. Bundan Twitch'te sonraki olaylara da bakın ya. Hemen çünkü bir ay içinde falan bir iki olay daha patlar. Yani ben bunu böyle hani şey de var. Evet. Daha saçma şeyler de var. Mesela hani sen bıçak dağıtıyorsun. İşte daha önceden başka şeyler de atıyorsun. Bundan 4 sene önce Dota şeyleri de atıyordun. Benim hafıza sıkıntım var. Hatırlayamıyorum hepsini arkadaşlar. Herhalde ileride Alzheimer olacağım. Ha neyse bot atıyormuşum ben, tamam mı? Şimdi mail açıp falan göstermek istemiyorum da. Gösterme. Sevgili Çisil'le falan konuşabilirsiniz. Zamanda da bana bu iftiraları çok attılar. Çok fazla iftira attılar. Bu arada bu itham yüksek bir itham değil mi abi? Tabii canım sen diyor kandırıyorsun herkes diyor. Şimdi şöyle. Şikayet geldiğinde yok oluyor. Twitch'in çok gelişmiş sistemleri var zaten. Eskisi gibi değil. Twitch ben Çisil'le, sevgili Çisil'le konuştum. Dedi ki Cantucuğum bot diyen olursa sen bana gönder. Çisil Türkiye yetkilisi arkadaşlar bilmeyenler için. Evet, Charmy diye geçer. Bot diyen olursa bana gönder diyor. Çisil'e sorun de dedi. Çünkü orada datalar var görebiliyorlar. Atıyorum işte 3000 izliyoruz bot attık 10.000 oldu. 7000 kişi fake mi değil mi bunu Twitch görebiliyor arkadaşlar. Sen bana gönder ben onlara gerekli açıklamayı yaparım zaten dedi. Yani yetkili işi en iyi bilen merci orada. Ama buradaki diyor ki botsun sen geber. Bot yok. Hayır botu gerek bile yok. Becerememişsin yani, ki bozulmuş amına koyayım o da. Ha bot bozulmuş ondan sonra benim izlenmem düşmüş. Benim kanalımdaki bildirimler şu an tam olarak çalışmıyor. Bununla ilgili de Twitch'e mail attım. Bak okuyayım hatta dur. Şey yapmayacağım da. Bekleyin bir saniye. Hacım okumana gerek yok bence ya. Aynen chatte yazan hiç gerek yok yani. Gösterilen kişi sayısı tutmuyor. Evet bu birkaç kanalda daha var herhalde bu arada. Evet var. Selamlar, görüşmeyeli iyisin umarım. Yayınlarda izleyici listemdeki ile directory kısmında aldığım izlenme rakam arasında büyük fark oluyor. Örneğin işte 5000'e 7000 gibi. Bu farkın bazı diğer yayıncı arkadaşlarda da olduğunu gördüm. Durumdan seni haberdar etmek istedim. Eğer bilgi sahibiysen de ne zaman düzelebileceğini söylersen çok sevinirim dedim. Bununla ilgili ekiplere haber verildi. Durumu inceliyorlar. Ne zaman düzeleceğine dair net bilgi veremiyorum ama düzelecek diye bir cevap geliyor. Bugünlerde çünkü garip izlenme rakamları çıkıyor. Ha, hep 10K izlenecek değilim ben. Yeri gelir. 1K da izlenin. Problem yok yani. Dünyanın sonu değil hiçbir şey. Böyle bir teknik problem var. Bunu da söyleyeyim istedim size. Velhasıl kelam. Böyle olaylar var. Bir tane pekmen var. Herkesi yiyor. Beni 4 yıldır yemeye çalışıyor. Henüz yenmedim ben. İleride yene de bilirim. Problem yok. Sizin sadece olayları anlamanızı istiyorum ben. Yani ortada bir dava yokken işte davalık oldum demek bence yalan söylemektir. Dava falan yok, hemen verilsin dava takip numarası. Ben hemen kanalımı kapatayım. Tuşu var Twitch'te, kapatabiliyorsunuz komple. Ortada öyle bir hikaye yok. Yani bu rüzgara kapılmamanız gerektiğini düşünüyorum ben. İşte ondan sonra ne var başka bizim hakkımızda atıp lan söyle abi. Hepsine abi cevap verelim babalar gibi. Vallahi girme boş ver. Zaten kısa tutacağım dedim. Kısa tamam tut. Ne kadar oldu? Son söyleyeceğim bir şey varsa 29 söyle. 29 dakika olmuş. Hani
Arkadaşlar bugün ben size bir şey anlatmaya çalıştım. Ya elimde aslında böyle dosya dosya şeyler var. Çok fazla şey var ama hiç ben gerek yok ama. Yaygara adamı da değilim. İşte alavere dalavere, drama adamı da değilim. Mizacım da yok benim. Sevmiyorum öyle şeyleri. Yayıncı arkadaşlarımla da görüştüm konuyla ilgili. Acaba dedim yani ben mi yanlış yaptım, ben mi haksızım dedim. Yo, sonuna kadar arkandayız. Hani zaten böyle dediler ki Twitch'in en büyük yayıncıları. Onlar da belli başlı postlar atıyorlar zaten. Mesela sevgili Panda bugün kendi yayınında bir şey söylemiş. Ya bence hani yapılan yanlış. Orada da insanlar ekmek yiyor. Bunun yapılmaması lazım demiş. Eleştirebilirsin. Ama işte ölsünler gebersinler deyip kimsenin üstüne basma hakkın yok. Şirketler de yayıncılardan çok güçlü kurumlardır. Ama ortada bir dava yok arkadaşlar. Yani ne ben kimseyi dava ettim ne şirket kimseyi dava etti. Bir tane durum vardı, bildirildi. Ha bunu yapmamalısın dendi. Ama işte ben davalık oldum, bitiyorum, ölüyorum, yayın hayatım bitti. Duygu sömürüsüne çevrildi olaylar. Birazcık gözlerinizi açın istiyorum. Bu yani Twitch izlemek tercih meselesi. Beni sevmeyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz mesela. Çok güleç bir adam değilim ben. Her şeye gülemiyorum öyle. Belki muhabbeti beğenmezsiniz. Belki seviyorsunuzdur. Hani bunlar hiç problem Direnkel. Değil. Direnkel. Ama kırıcısınız. İşte ya. Ne bileyim boyum kısa. Arkadaşlar üstümden prim yapıyorum. Üstümden prim. Ama yani hani bu zamana kadar çok güzel gittik. Bundan sonra da ben buradayım. Ya bıçak dağıtmaya devam edeceğim beyler ya. Benim bıçağım var. Kazanıyorum. Dağıtacağım anasını satayım. Niye dağıtmayayım? Yani dur, bir ara göstermiştim ben ya. Ben arkadaşlar 2012'den beri eşya dağıtıyorum insanlara. O zaman Twitch yoktu yani. Elimde ne varsa paylaşıyorum. Bulayım bir tane göstereyim size. Öyle kapatayım. Bana hediye dağıtıyorsun diyen adamların hepsi çekiliş yapıyor. Hepsi. Bakın hepsinin örnekleri var. İşte bana kasa açıyorsun diyen adamların hepsinin kasa açmışlığı var. Bunlar kazançla parayla alakalı şeyler. Hani sende bir sponsor yoksa işte ötekine bok atıyorsun. O böyle yapıyor diye. Ama sende olsa sen de yapıyorsun, yaptın. Bakalım şimdi. Nasıl son postlara gidiyorum acaba? Hacım o tersine bas. Bastım tersine. Hadi ya. Niye böyle dur bakalım. Fotoğraflardan ineceğiz o zaman da uzun sürer. Yo şey yaparız. Ya hikaye bu sevgili arkadaşlar. İndirsene hani bu hacım. Açtığım yayında kimseye sokuş yayını değildir. Benim hakkımda atılan iftiralar işte bot diyorlar. Bakın Twitch'e sorabilirsiniz. Twitch botsam beni banlar, kanalımı kapatır zaten. Zaten ben böyle bir risk almam. Oğlum izleniyoruz, iyiyiz zaten. Para da kazanıyorum. Mutlu da oluyorum yayın yaptıkça. Kötü hissettiğim günler yayın da açmıyorum. Her gün yayın açabilirim. Zilyon tane sponsorum var mesela çok para kazanmak istesem. Onu yapmıyorum. Hani insanlar geldiğinde burada derdini unutsun. Güzel vakit geçirsin istiyorum. Bakalım bir daha. Yani elimde de çok fazla böyle pislik kötü şey dosya da var. Çünkü insanlar veriyor size bir şeyler söylüyorlar. Onları kullanmayacağım. Drama ortamına çevirmeyeceğim ben Twitch'i. Twitch'te zamanında böyle hatalar çok yapıldı. Sonra işte Twitch kitlesi idiot ilan edildi. Ne bileyim yayıncılar kötü ilan edildi. Ben bu oyuna düşmeyeceğim. Tabii bir ara YouTube'da oldu aynısı. Şimdi Twitch'te oldurtulmaya çalışılıyor gibi bir durum var yani. Yani bu konuları bugün anlatmak istedim size. Sevgili arkadaşlar. Yani ne olur hani dolduruşa gaza gelmeyin. Kendi iradenizle karar verin, bir şeyleri araştırın. Buluyorum şimdi şeyde. Çok aşağılara indim. Dediğim gibi çekiliş yapmaya da devam edeceğim ben. Bu kimsenin derdi değil. Oyunu Dust 2'de de oynarım. İstersen 1.6'da da oynarım. Benim kanalım, karışamaz kimse. Nasıl içerik üretmek istiyorsam öyle üretirim. Yani eleştirecek bir şey bulamayınca işte bunlara çekiyorlar. Yok Half-Life'da yenilmişsin, yok şampiyon değilmişsin. Şu seni yenmiş, böyle olmuş, şöyle olmuş. Şey diyeceğim, şey yazdı da. Salih, evet. Şey diyor, giden mailde şey yazıyormuş Recep sadece, eleştiri hakkı sizde kalmakla beraber bize mafya diyemezsiniz diye uyarı gitti diyor sadece. Bak, al içerik. Ya bizim benim arkadaşım hala bir şey orada söyleyeceğim. Çalışıyor. Eleştiri hakkı sizde kalmakla beraber yani beğenmeyebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yok, sonuna bir tek smiley koymamışlar ama yani. Diyor, bize diyor mafya hani demeyin diyor. Şimdi giden uyarı bu. Şimdi haklı haksızı bir daha düşünün. Lütfen başka bir mercekten bakın. Ben kimseyi işte yok olsun, mahkemelik olsun, sürünsün diye dava etmedim. Öyle bir
Ya dava edecek olsam arkadaşlar 4 yıldır bana yapılan, markama yapılan saldırı aşağılanmadan ben dava ederdim. Ben insanlarla davalık olayım, işte yok edeyim onları, onlar bana zarar versin, ben onlara zarar vereyim derdinde bir adam değilim. Kanalım var, yayın yapıyorum. Yayıncı ekibi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıklamalar yüzünden zorbalığa uğrayan çok fazla insan var bu arada. Bu yapılan açıklamalar yüzünden. Yani şirket çalışanlarının bile anasını avradına sövülüyor. Bunları da bir düşünün isterim arkadaşlar. Biraz empati yapın isterim. Şimdi ne varmış burada? Mesela şöyle göstereyim ben size. Geçmişten bir şey. Kurbağa, işte Mace, Void'in. Böyle bir ton burada değerli eşya var arkadaşlar şu taraflar. Böyle gidiyor. Bunlar benim eski zamanlarım. Ne kadar sene? 2012 bakın arkadaşlar. Ya ben yaparım. Görsel bile hazırlattım. Ne var? 10 3D vardı o zaman. İşte kurbağalar, Pac'ın hook'u var burada bakın. Şöyle göstereyim. Bunları dağıttım ben arkadaşlar. Ezelden beri dağıtıyorum. Dağıtmayı da çok seviyorum. Dağıtmaya da devam edeceğim. Bu beni aşağılık kötü bir adam yapmaz. Bot atmıyoruz. Bunun kanıtı Twitch'te. Sağ olun izlediğiniz için açıklamamı. Umarım biraz da olsa hani kafanızdaki soru işaretleri yanıt bulmuştur. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Son bir ricam olacak. Kimseye işte peygamberim, lordum demeyin. Sizin abiniz, bütün varlığınız, aileniz. Abi diyecekseniz öz abinize deyin. Kendi yayınlarımda bile çok rahatsız oluyorum bundan. Kimseyi gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Geceniz güzel geçsin arkadaşlar. Bu olayla ilgili açıklamamı yaptım. Eğer böyle daha fazla saldırı gelirse ben de bu sefer elimdeki olayları bahsedeceğim. Bunu yapmayı hiç istemiyorum. Bu yayını da burada kapatıyorum. Öpüyorum hepinize. Attınız. Headshot olsun beyler.